Dördüncü bölümle devam ediyoruz. Burayı yapamamış olabilirsiniz dinleme gerektiği için çocuklar. Listen and fill in the blanks, then draw pictures diyor. Şimdi resimlerde birer obje görüyorsunuz. Mesela burada sadece şişe, burada sadece bir boya kalemi, burada da sadece bir kalem kutu var. Bunu ben ilk başta silgiye benzettim, o ayrı. Hala da emin değilim ama. Şimdi cümlelere baktığımızda the pencil is the bottle diyor. Yani bir kurşun kalem, bir de şişe olması lazım resimde, ilk resimde. O yüzden bize ne diyor? Draw pictures. Yani sizden çizmenizi istiyor. Ama nereye çizeceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden hep birlikte dinliyoruz. Four. Listen and fill in the blanks. Then draw pictures. One. The pencil is behind the bottle. Durduralım. The pencil is, anlamışsınızdır umarım, behind the bottle diyor. Yani en başta pencil olduğuna göre cümlenin en başında bize pencil'ın yerini söylüyor. Bunu unutmayın. Pencil'ın şişeye göre konumunu söylüyor. Pencil, şişenin, bottle'ın behind, yani arkasında olacakmış. Oh, çok pardon. O zaman ne yapıyorsunuz? Şişenin arkasına ne çiziyorsunuz? Bir pencil çiziyorsunuz. İkiye bakalım. Four. Listen and then draw pictures. One. Two. The brush is near the crayon. Şimdi yine iki şeyden bahsediyor burada. Biri brush, biri de crayon. Biz crayon'ı görüyoruz resimde ama brush'ı görmüyoruz. Brush neydi? Fırçaydı. Neredeymiş brush? Two. The brush is near the crayon. Near, yani yanında. Hemen crayon'ın yanına bir brush çiziyorsunuz. Yani fırça. Gelelim üçüncüye. Burada da eraser ve pencil case diyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu sanıyorum bir pencil box, kalem kutu olmalı. İki bölümden oluştuğu için silgiye de benziyor ama. Bakalım eraser neredeymiş? Dinleyelim. Three. The eraser is in front of the pencil case. In front of dedi. Pencil case'in önünde dedi. O zaman önüne bir silgi çiziyorsunuz. Gelelim beşinci alıştırmamıza. Burada bir diyalog görüyoruz. Joe ve Meltem konuşuyorlar. Ne diyor? Sol tarafta bize dört tane cümle vermiş. O cümleleri diyalogun içerisine yerleştirmemiz istiyor. Önce cümlelere bakalım. A'da don't mix blue and red diyor. Don't ne için kullanılıyordu? Bunu anlatmıştık sınıfta. Umarım hatırlarsınız. Emir cümlelere, imperatiflerden bahsetmiştik. Emir cümlelerinde başa fiili getirdiğimiz zaman birine bir şey yap demiş oluyoruz. Ama yapma demek istiyorsak da örneğin çocuklara koridorda koş demezsin. Koridorda koşmayın dersin. Bu da olumsuz bir komuttur. Olumsuz bir emir cümlesidir. Don't mix blue and red dediğinde mix karıştırmak anlamına geldiği için karıştırma diyoruz. Neyle neyi karıştırma? Mavi ile kırmızıyı karıştırma. B'ye bakalım. Give me the paint. Paint'in iki anlamı vardı. Bir tanesi boyamak, bir diğeri de boya anlamındaydı. Burada hangi anlamda olduğunu aslında çok kolay anlayabiliyoruz. Nereden? Sonuna s takısı aldığı için. Bana ver diyor. Neyi ver? Boyaları bana ver. Buradaki s çoğul eki anlamında. C'ye bakalım. Mix blue and red, yani mavi ve kırmızıyı karıştır diyor. Bu sefer olumlu bir emir cümlesi var. D'de de bir soru var. Başka bir dilde bir kelimenin ne anlama geldiğini sormak için bunu da kullanıyorduk. What's the experiment in Turkish? Türkçe'de experiment nedir diye soruyor. Bakalım şimdi diyalogumuza. Joe diyor ki let's do an experiment. Yani ne yapmayı teklif ediyor? Bir deney yapmayı teklif ediyor. Meltem de okay diyor. Okay dedikten sonra give me the paint. Bana boyaları ver diyor. Joe ona here you are. Yani buyur diyor. Biliyorsunuz birine bir şeyi verirken ilk ünitelerde öğrenmiştik. Buyur ya da buyurun anlamına gelen here you are kullanıyorduk. Let's get green. Ne elde edelim diyor Meltem'e. Yeşil elde edelim diyor. Meltem de bunun üzerine mixed blue and red. Mavi ve kırmızıyı karıştır diyor Joe'ya. Joe da tepki veriyor çünkü yanlış iki rengi karıştırıyor. No,
Don't mix blue and red. Blue ve red'i karıştırma. Mavi ve kırmızıyı karıştırma. Yeşil elde etmek istiyoruz çünkü. Mix blue and yellow. Mavi ve sarıyı karıştır diyor. Oh sorry, you're right diyor Meltem. Pardon, üzgünüm, haklısın. You're right. Joe da ona bir soru soruyor son olarak. Nedir o soru? What's experiment in Turkish? Experiment Türkçe'de ne demektir? Meltem de deney diye cevap veriyor. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Bu arada anlamadığınız şeyleri bana mail adresi vermiştim maillerinizi. Oradan tek tek istediğiniz zaman sorabilirsiniz çocuklar. Burası cut and stick bölümü. Kes ve yapıştır. Yanında kitabı olanlar page 167 yani 167. sayfada kesip yapıştırma yapabilirler. Olmayanlar için bakalım. Burada kağıdı katlıyor. Katlamak neydi? Fold. Bitki dikiyoruz. Neydi? Plant. Suyu, sıvıyı çalkalıyoruz. Shake. Renkleri karıştırıyoruz. Mix. Kağıdı kesiyoruz. Cut. Çiçekleri suluyoruz. Su ve sulamak anlamına gelen water.